Peki, yine bir izleyicimiz şöyle sormuş. Müslümanım, kilisede Hazreti İsa'ya dua edebilir miyim? Müslüman, sen camide Hazreti İsa'ya dua et. Hazreti İsa'ya nasıl dua etti ki? Ya Rabbi, bizlere Hazreti İsa'nın o büyük peygamberin bereketini nasip eyle. Çünkü acaba Hazreti İsa bugün kendi adına ifade edilen şeylerde memnun mudur? Hazreti İsa bugün eğer yeryüzüne inse, ibadethanesinin neresini değiştirir acaba? Şu ritüeller, şu görüntüler benim sana öğrettiğim, size öğrettiğim değildir der. Aynı şey Resulullah hakkında da düşünelim. Allah'ın peygamberi bugün evimize, camimize gelse acaba camimizdeki hangi şeye müdahale eder? Hazreti Musa için düşünüyor. Hazreti Musa bugün gelse ve havraları görse mevcut olan havralardan memnun kalır mı acaba? Hazreti Peygamber mevcut olan bizim ibadet tarzımızı yeterli görür mü acaba? Hazreti İsa bugün o kiliselerindeki mevcut olan manzaradan memnun mudur acaba? Sadece dua etmek yeri midir acaba ibadethaneler gibi? Çok soru sorulabilir. Bu nedenle bir mümin imanının ve inancının gereği olan mekanlarda kendisine yakışan olanı yapması lazım. Hazreti İsa büyük peygamberlerden biridir. Başımızın tacıdır. Hazreti Musa, Hazreti İbrahim hepsi öyledir. Hazreti Muhammed Mustafa en sondur, en son elçidir aleyhissalatü vesselam. Hepsine dua ederiz ama dediğim gibi bir kiliseye gittiniz, ziyaret ederken evet. İçinizden Hazreti İsa Kestik. Hakkında güzel duygular. Kimse buna niye böyle bir duygu hissettin diye sormaz. Hazreti İsa'yı o ortam hatırlatıyorsa, Hazreti İsa belki o ortama uygun değildir ama orada Hazreti İsa'yı içimizden sevgiyle anmamızda dinen hiçbir sakınca yok. İnşallah. Öncelikle gününüz hayırlı olsun. Allah sizi bizi hepimizi her türlü şerden uzak eylesin.